Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Nisan hareketli bir ay sizin için. Sosyal bir ay, enerjiniz, motivasyonunuz artıyor. Daha fazla seyahatler yapabilirsiniz, gezebilirsiniz. Yeni ayla başlıyoruz. 1 Nisan'da 11 derece Koç burcunda yeni ay doğacak ve sizin 9. evinizde doğacak bu yeni ay. 9. ev konuları daha iyimser enerjiler verir ve özellikle sizin gibi bir ateş elementi olan Koç burcunda doğan yeni ay iyimserliğinizi arttırıyor, özgüveninizi arttırıyor. İnisiyatif alabileceğiniz, harekete geçebileceğiniz bir ay, daha maceracı, daha deneyimsel olabileceğiniz, yeni şeyleri, yeni bilgileri keşfetmek isteyeceğiniz bir yeni ay döngüsü. Ve seyahatleri destekliyor. Yolculuklar, geziler, yabancı kültürlerle ilgili konu, özellikle uluslararası alanda yapılacak faaliyetleri destekleyen bir yeni ay. İşinizle ilgili girişimler olabilir, yabancı ülkelerle ilgili. Uluslararası alanlarda olabilecek faaliyetler, eğitimle ilgili girişimler, seyahat ve tatil planları söz konusu olabilir. Hukuksal alanlarda bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Medya, sosyal medya ve internet üzerindeki aktiviteler içinde bu yeni ay gerekli enerjileri verebilir size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarında mı? Yakınlarında. Eğer öyleyse bu etkileri çok daha güçlü bir şekilde alabilirsiniz ve sizi daha fazla destekleyen, motive eden bir yeni ay döngüsünde olabilirsiniz. Ayın 15'ine kadar olan süreçte yeni ay enerjileri zaten yaşamamızı şekillendirecek, bizi etkilemeye devam edecek. Mars ve Satürn Kova burcunda ayın 5'inde kavuşuyorlar. 5 Nisan'daki bu Mars-Satürn kavuşumu çok güçlü. Kranı Nasen denilen, aslında çok da sert bir gezegen kombinasyonu. Tam 7. evinizde, karşıt burcunuzda. İlişki dinamiklerinizde güçlü etkiler var ama bunlar biraz hani sanki sizi zorluyor, zaman zaman kısıtlıyor, mücadele edilmesi de gerekebilir. İlişkilerinize biraz dikkat etmeniz gerekiyor bu ay. Eşinizle ilgili olabilir bu konular, yani eşinizin, partnerinizin zorlanması, bazı zorluklar içerisinde olması mümkün veya size karşı daha sert bir tavır içerisinde olması mümkün. Rekabet içerikli alanlara dikkat edin. Çünkü rakipleriniz size karşı daha fazla savunmada ve sert bir tutum içerisinde olabilirler. Açık düşmanlıklara da dikkat etmek gerekiyor. Tam karşıdan gelen Mars ve Satürn geçişi sağlık konularında da zorlayıcı olabilir. Eklemlere, kaslara, kemiklere dikkat edin. Hani vurma, çarpma gibi böyle zedelenmeler, kırılmalar, buralarda zorluklar olabilir. Dolaşım sistemi, tansiyon dengesizlikleri, kronik sorunlarda artışlar olabilir. Özellikle ayın 3'ü ile 10'u arasındaki dönemde Mars-Satürn arasında kavuşumu bu anlamda biraz yorucu olabilir. Bunu iyi yönetmek gerekiyor sevgili aslanlar. Ve ayın 15'inden sonra artık Mars Kova'dan ayrılacak, Balık burcuna geçecek. Venüs 5'inden sonra Balık burcuna geçiyor. İlişki dinamiklerinizdeki bu yoğun enerji, mücadeleci enerji ayın ikinci yarısından itibaren rahatlamaya başlayacak. 12 Nisan'da ise güzel bir kavuşum var gökyüzünde. Jüpiter'le Neptün Balık burcunda kavuşacak. Bu iki gezegen aslında 13 yılda bir, bir burçta kavuşur. Ancak Balık burcundaki en son kavuşumunu 1856 yılında yapmıştı. Kolektif alanda dünyayı etkileyen önemli bir açı. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz, araştırabilirsiniz. Kişisel olarak sizin 8. evinizde Venüs'le Jüpiter'le Neptün kavuşacak. Aslında ayın son günlerinde Venüs de buraya dahil oluyor. Önemli bir gezegen geçişi ama bu gezegenler iyicil etkiler verir. İyileştirici, şifalandırıcı etkiler verir. Hangi alanlarda? Daha çok maddi konularda yardımlar alabileceğiniz bir süreç. Yani bu dönem zorlandığınız, özellikle borç konuları varsa, ödeme konuları, kredi konuları, vergi gibi konular varsa, zorlandığınız maddi konularla ilgili yardımlar gelebilir size. Kredi alabilirsiniz, işte daha rahat borçlanabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarında artışlar olabilir. Örneğin eşiniz işe girebilir, para kazanabilir ya da gelirlerinde artışlar olabilir, sizi destekleyebilir. Beklediğiniz bazı paraların elinize geçmesi mümkün. Hani sorunları daha rahat çözebilirsiniz. Burs beklediğiniz yerler veya böyle hiç beklemediğiniz yerden bir prim, bir tazminat alabilirsiniz ya da bir nafaka, bir miras
konusunun çözümlenmesi. Burada şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ayın ikinci yarısından itibaren bu etkiler yavaş yavaş artmaya başlıyor sevgili aslanlar. Ve ayın 16'sında terazi burcunda bir dolunay var. Üçüncü evinizde meydana gelecek. Dolunay farkındalık dönemi, dönüşüm dönemi. Plüto'yla da güçlü bir etkileşimi var bu dolunayın. Üçüncü ev daha çok hani düşünceleriniz, fikirleriniz, planlarınız, programlarınızla ilgilidir. Buralarda bir konuda netleşmeniz, kararsız kaldığınız bir düşüncenin sonuç vermesi mümkün. Eğitimle ilgili konular, ticari aktiviteler, işle ilgili, iş seyahatleri, iş eğitimleri. Buralarda belirsiz koşulların netleşmesi veya başlanılan işlerin tamamlanması, sonuç vermesi mümkün görünüyor. Kardeşlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşularla ilgili dinamikler de dolunay ve dolunay yakınlarında sizin için öncelikli olabilir. Bazı güçlü etkiler alabilirsiniz. Akraba ilişkilerinde örneğin ya da akrabalarla ilgili haberler bir anda gündeminizi değiştirebilir. Yani uzaklarda yaşayan bir akrabanızın rahatsızlanması nedeniyle bir seyahat gündeme gelebilir örneğin. Yani bunun gibi etkiler olabilir ya da işle ilgili, eğitimle ilgili bir seyahate çıkmanız gerekebilir. Haber trafiğinin, iletişim trafiğinin arttığı bir dönem. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 26 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Terazi, Koç, Yengeç ya da Oğlak. Bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler çok daha güçlü olacaktır, önemli olacaktır. Ayın ikinci yarısı 16'sından sonraki olan süreç aslında en fazla 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dolunay etkilerini gösterir. Bu bahsettiğim konular sizin için de gündem oluşturabilir. Evet, ayın artık son haftasında, son günlerinde Venüs Balık burcunda ilerliyor. Neptün'e ve Jüpiter'e doğru ilerliyor. Gerçekten çok iyicil bir etkidir, hoş bir etkidir. Libidonuz da yükseliyor. Yani cinsel enerjinizin arttığı bir dönem. Tabii ki bu ilişkilerinize, romantik ilişkilerinize olumlu yansıyabilir. Hayattan daha fazla keyif alabilirsiniz. Maddi konularda şanslarınız olduğunu söyledik ve şifa enerjisi de var. Yani herhangi bir konuda bir sorununuz varsa, sağlık konusunda örneğin ya da iyileştirmek istediğiniz, güzelleşmek istediğiniz alanlar, mesela bir estetik operasyon, bir tedavi olabilir, bir sağlıkla ilgili bir ameliyat olabilir ya da tamamen bilinçaltına yönelik bir terapi, şifa arayışı olabilir. Tüm bu alanları da aslında destekler bu gezegen kombinasyonları ve ayın son haftasını bu faaliyetler içinde değerlendirebilirsiniz. Önemli şifalarla karşılaşabilirsiniz. 30 Nisan'da Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla bu ayı tamamlıyoruz. Sizin için çok önemli bir güneş tutulması bu. Kariyerinizi etkiliyor çünkü gelecek hedeflerinizi şekillendiriyor. Toplumdaki statünüz üzerinde çok önemli bir etkisi var. Bu ayla sınırlı değil, aslında daha çok Mayıs ayını ve önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyen bir güneş tutulması bu. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bağatıcı YouTube kanalında güneş tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden,